Herkese selamlar dostlar. 12 Aralık 2020 Cumartesi iddaa tahminleri ile hepinize merhaba. Videoyu biraz erken çekiyorum. Cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı olduğu için e, baydan oynayan arkadaşlar var. Ondan dolayı cumartesi tahminlerini en azından erkenden yükleyeyim dedim. Analizlerimi bitirdim. Toplamda 5 maç, 2 tane kombine çıkardım. Oranlar çok fazla yüksek değil. 2'nin üzerinde siz kendi ekleyeceğiniz maçlarla oranları yüksekleri çekebilirsiniz. Ben ekstradan da yüksek tahminler vermeye çalışacağım. Mesela Dortmund maçında yine bir 90 oran bir denemesi yapacağım. O şekilde yüksek tahminlerle de desteklemeye çalışacağım. ondan önce Instagram'dan mesaj atmak isteyenler, iletişime geçmek isteyenler olursa Instagram kullanıcı adı Kangaltips. Buradan iletişime geçmek isteyenler geçebilirler. Güzel bir cumartesi olsun diliyorum. Umarım kazanırız güzel bir seriye yakalarız şeklinde. Başlayalım. Cumartesi günü ilk maçım Süper Lig kuponu yaptım. Bir tane geçen hafta bildiğiniz üzere 4.60'lık bir süperlik Lig kuponu yakalamıştık. Yine aynı şekilde 2 küsur oranlı fakat Süper Lig kuponu gelmesi büyük ihtimalle muhtemel olduğunu düşündüğüm bir kupon. Trabzon maçıyla başlayalım. Trabzon ve Fener maçlarını seçtim bu karşılaşmada. Trabzon'da eksik oyuncular var. Kayseri'de ise şu an hiçbir eksik oyuncu gözükmüyor. Kayseri tam kadro olaraktan gözüküyor. Fakat Kayseri'nin oynadığı futbolda ortada zaten çok etkili bir hücumu yok. Son 3 maçında baktığımız zaman da zaten ki genel olarak maçlarına baktığımız zaman da Kayseri'nin 2 gol atan bir maçta 2 gol atmamış Kayseri Spor. Yani hücumunda sıkıntılar olduğunu söylemek gerekir Kayseri'nin. Yani hücumda zorlanan bir takım. Gol atmakta da zaten oynadığı tüm maçlardan 10 hafta 11 hafta geçti. Her maçta İki golü geçmemiş. Öyle söyleyeyim. Trabzonspor'da bildiğiniz üzere Abdullah Avcı geldi. Abdullah Avcı'nın Başakşehir'deki aynı bildiğimiz Abdullah Avcı. Bir tane gol atıyor. Ondan sonra yaslan babam yaslan arkaya. Yemeden devam et. İlla ki açarlar mı açarlar belli olmaz tabii ki. Yine çok fazla gol beklemediğim karşılaşmalarda, karşılaşmalardan biri. 3 haftada baktığınız zaman da Trabzon'un her maçı 2.5 alt bitmiş aynı şekilde. Bu Abdullah Avcı'dan kaynaklanan. Abdullah Avcı'nın oynattığı oyun stilinden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyorum kesinlikle galibiyeti alalım. Aynı şu kafadalar. Zaten söylüyorum bazı takımların şu oyun şöyle. Biz gol yemeyelim bir şekilde atarız kafasındalar. O yüzden yine çok fazla gollü maç beklemiyorum. Oran 1.30 şöyle verdim. Normalde 2.5 alta giderekten 1.75 orandan verirdim. Denenebilir mi? Denenebilir. Fakat ben biraz daha galibiyete odaklı olduğum için, kazanmaya odaklı olduğum için 3.5 alttan 1.30 orandan ben gelebileceğini düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman da Kayseri evindeki maçlar zaten 3.5 altında bitmiş. Ki son maçlara özellikle son form durumlarına bakmak gerekir böyle durumlarda. Kayseri'nin hücumda sıkıntıları var. Trabzon'da zaten Abdullah Avcı'dan dolayı ki vakayeme olmadığı sürece ben Trabzon galibiyetine gitmenizi önermem. Şüpheli durumda Trabzon'da en güvendiğim oyuncu Ahobe falan değil yani vakayemedir. Vakayeme şu an şüpheli durumda oynar oynamaz belli değil. Kamil Ahmet Çörekçi şüpheli durumda. Forvet'te Diagini aynı şekilde şüpheli durumda. Defas'ta da Hüseyin Türkmen de yine şüpheli durumda maçlar anında oynar oynamaz Vakeyemi HM özellikle kilit yani Trabzon'un dikkat edilmesi kilit oyunculardan bir tanesi. O varsa yine 3.5 alt tahmini gelecektir. Zaten adam ikinci yarıyı çıkartamıyor. Yaşlandı artık yorgun mu diyelim ne diyelim. Ee, 3.5 alt tahmini 1.30 orandan bence ideal kuponlara eklenebilir şeklinde düşünüyorum. 2.5 altı biraz riskli olacaktır. Denemek isteyenler de 2.5 altını da deneyebilirler. Gelelim Fenerbahçe Malatya maçına. Fenerbahçe'ye baktığımız zaman da favori görülmüş. Eyvallah. Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı var. Defans hattında Serdar Aziz geçen maç kırmızı kart gördü. Biraz saçma bir kırmızı kart. Hakemi itiraz etti. Vardan izledi geldi. Tekrardan ikinci sarıdan verdi. İtiraz etmemesi gereken bir durumdu da. Bizlik bir durum değil öyle söyleyeyim. Sakatlıklar devam ediyor Fenerbahçe'deki oyunculardan. Sakatlıklardan bahsedeyim. Perotti'nin sakatlığı devam ediyor. Serdar Aziz defans hattında cezalı ve Lemos da sakat durumda arkadaşlar. Defans hattında sıkıntılı bir durum var. Sadık oynayacaktır stoperde. Sadık geçen maçta zaten sonradan girdi. Fakat yani maç eksikliği olan bir futbolcu zaten. Ne zamandır ilk 11'de başlamayan bir futbolcu. Samat da yine aynı şekilde sakatlığı devam eden. Enner Valencia'da sakatlığı devam eden bir diğer oyuncu ben şundan bahsetmek istiyorum. Malatya'nın son maçını izlemediyseniz tahmini yapmadan önce girin bir izleyin. Başakşehir'le oynadığı maçı izleyin. Çok net fırsat Malatya takımında Benjamin Tete öne çıkan futbolcu ileri hattında. Ki ileri, ileri hatta Adem, Umut, Benjamin güzel çıkıyorlar. Umut özellikle son bitirişleri yapsa Başakşehir rahat dinebilirdi. Daha çok daha çok etkili net pozisyona giren takım burada ben Malatya olduğunu düşünüyorum. Son, oyn son oynadığı hafta aynı futbolunu ortaya koyarsa ben Malatya'nın bu karşılaşmada ben gol bulabileceğini düşünüyorum. Ki zaten Malatya şöyle bir durum da var zaten ile arkadaşlar bilir. Anadolu takımları Fenerbahçe ile oynayınca bir aslan kesiliyor. Ki çoğu Fenerbahçe taraftarı bunu destekler yani. Bence bence de böyle bir durum var arkadaşlar. Ben de bir Galatasaraylı olarak da böyle bir durumun olduğunu düşünüyorum. Malatya son haftaki futbolunu izleyin. Özetini izleyin. 3 dakikalık bir özeti var. 3 dakikalık özetinde çok net pozisyonları var. Tetin'in süper bir kaçırdığı pozisyonlar var. Önünde kalsa atacak. Karşı karşıya kaçırdığı, Mert'in kurtardığı pozisyonlar var. Fenerbahçe'nin de defansında Serdar Aziz'in Lemos'un olmayışından dolayı sağdığım sağdığı maç eksi var. O yüzden ben bir gollü bir maç beklediğimi söyleyeyim ben. Ben oran riski karşıladığından dolayı KG gittim. 1.62'lik de güzel bir oranı var. Oran git Gittikçe düşecektir. Erkenden değerlendirmeniz önemli. 1.50'ye 1.45'e kadar düşebilir diye düşünüyorum ben maç saatinde. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de gol bulmasını zaten ben bekliyorum. Fenerbahçe muhtemelen golünü atacaktır zaten. Ki galip de gelebilir yani zaten. Favori olarak 1.35 oranı var Fenerbahçe'nin. Muhtemelen galip de gelecektir. Fakat gollü bir maç beklediğimi söyleyeyim. Şimdi Malatya'nın ben son haftaki performansını devam ettirirse Fenerbahçe'ye bu maçta gol atmasını bekliyorum. Büyük maçları iyi çıkaran bir Malatya var. İyi oynayan bir Malatya var. O yüzden 1.60 kilo or orandan KG varı ben sizlere öneririm. Malatya'da şöyle bir Önemli ve eksik tek bir oyuncu var. Christian Cueva. Diğer sebepler. Sanırım Covid'den dolayıdır. Orta sahada olmayan kilit oyunculardan bir tanesi Malatya takım için. Fakat ileri attığında değil mi? Benjamin Tete, Adem Umut. Umut şu son bitirişlerini yaparsa bu maçta Malatya'nın gol atması işten bile değil. bir atmış oran riski çok güzel karşılıyor. Denenin arkadaşlar. Şimdi Süper Lig kuponun bu şekilde 2-10 birlikte bir oranı var. Bence sizler reklamı yaparak da bundan oranı yükseltebilirsiniz. Ben biraz daha kazanmaya odaklı olduğum için böyle bir e, ikili Türkiye Ligi Süper Lig kuponu çıkardım. Geçen hafta Süper Lig kuponunda başladı ki yarın da bir Süper Lig kuponu çıkar mı? Galatasaray maçı ertele bakacağım. Çıkartmaya çalışacağım aynı şekilde pazar gününe. Bu şekilde Süper Lig kuponumuz şöyle. Kayseri maçına 3.5 alt. Fenerbahçe maçına KG var. Şimdi gelelim diğer kuponumuza. Trabzon'la Fenerbahçe'yi çıkartayım. Üçlü kombinemiz şöyle anlatayım. Şu özellikle Vrčić Brešat maçından konuşmak istiyorum. Ben özellikle Onlar gelince konuşacağız şimdi. Dortmund'la başlayalım. Ben Dortmund'un ligde son haftalarda kaybettiği puan durumuna baktığım zaman da Köln'e yenildi. Frankfurt'a bir berabere kaldı. Artık zor da olsa kazanmasını bekliyorum bu karşılaşmada Dortmund'un. Son baktığımız Şampiyonlar Ligi maçında da yine yedek kadroyla çıktığını söylemek İki birlik galip geldi. Haaland olmayınca Dortmund'un gol yükleri artık diğer oyunculara yükleniyor. Sancho'yu da oynatmıyordu ki son maçlarda etkili oynamasına rağmen son iki maçında yine topa sahip olan takım Dortmund takımı. Ama sakatlıklar var. Defans hattında Mönye sakat, Rapel Guerreiro sakat, Manuel Akanji yine defans hattında sakat. İleri hatta Haaland zaten ilk yarı sezonunu kapadı Dortmund'da öyle bir açıklama geldi. Haaland olsa zaten Dortmund'un oranı bu kadar 1.40 yüksek de yüksek bir oran Dortmund için tabi. Stuttgart bir boş takım değil. Genelde büyük takımlara çelme takabilen bir takım Stuttgart takımı. Fakat ben Dortmund'un son haftalardaki kaybettiği puanlarını artık telafi etmesini düşünüyorum. Bu maçta zor da olsa kazanacaktır diye düşünüyorum. Stuttgart'a baktığımız zaman da zaten son hafta galibiyet geldi. Ondan önce Bayern, Bayern maçı oldukça çalkantılı bir maçtı. Maç ilk yarıdan 2-2 oldu. Goller iptal oldu. Ondan sonra bir dakika sonra Bayern öne geçti falan. Güzel bir maçtı. Hareketli bir maçtı. Yine hareketli bir maç geçebilir. Fakat Dortmund'un ben zor da olsa kazanmasını bekliyorum. Defans hattının önemli eksikleri var. Fakat Emrecan oynuyor şu an stoperde. Son 3 maçtır 2 maçtır Emrecan stoper oynuyor baktığımız zaman da. Dortmund'un kazanmasını bekliyorum. Bir kırk orandan direkt sonu bir aldım. Yüksek oran denemesi yapmak isteyenler bence oran riski karşılıyor. Ben şöyle bir yüksek oran denemesi önereyim sizlere. Mason'u bir dört buçuk altın oranı bir de gibi oranı var. Eğer Dortmund patlar diyorsanız isterseniz eklemeyebilirsiniz. Fakat ben Dortmund'un halantın olmayışından dolayı ben bu maçta 4.5 altında bir gol çıkabileceğini düşünüyorum. Ki zor da olsa galip gelecektir. 1.90 oranlarda isteyenler sistem kuponlarını isteyenler ideal kuponlarını ekleyebilir. Fakat maç sonu 1.40 oranından ben direkt ekledim arkadaşlar. Diğer maçım Geçen hafta bildiğiniz üzere üst oynadım Hatta bu maçla ilgili bana çok yazan oldu Arkadaşlar maça bakar mısanız Şöyle göstereyim ben Maçın çoğunu seyrettim 3 tane direkten dönen top var Maçta 39 tane şut var Ben sana ev sahibinin 3 tane karşı karşıya kaçırdığı pozisyon var ya iddiacılar tüpçü mü öğrendi? Nereden bu takım <laughs> maçlarına baktığımız zaman da en son maçı alt bitti. Bir tane de ligin başlarında kulüp burcu maçı alt bitmişti. Onun dışında her maçı üst bitmişti. Ben bu maçta da ben 1.40 oranı var. Üst yine yapıştıracağım. Eğer bu sefer de gelmezse ben bir daha YouTube kuponlarımda bu bu takımın maçlarını vermeyeceğim. Fakat ama son maçta gerçekten direkten dönen toplar, 39 tane şut var, çok atak var, karşı karşıya kaçan pozisyonlar derken çok fazla pozisyon kaçtı. 2.5 üstü oranı 1.40. Sakatlık cezalı olarak baktığım zaman da erik takımdan önemli bir sakatlık yok. Sadece orta sahada Loris Brogno bizim deplasman takımında sakat. Ev sahibinde defansta Kozla Dabila e, defans hattında sakat. 2.5 üstü 1.40 orandan ben bu sefer geleceğini düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. 2.5 üstü bir güzel bir oranı var. Diğer maçım Ajax maçı. Ajax'ın son 20 e maçını izledim ben. Etkili futbol oynuyordu fakat akılları bize ee, sanırım Atalanta maçında olduğunu düşünüyorum. Uzaktan bir gol yedi. 84-85 civarında aynen. Ee, uzaktan attı Twente'nin bir gol var. Öyle galip geldi ki etkili futbol oynuyordu. Bu maçta da 2.5 üst almıştık. Katıl butonunda almıştık sanırım veya YouTube'da tam hatırlamıyorum. 2.5 üst almıştık. Twente attı geldi. Biz Ajax'tan bekliyorduk fakat önemli olan kazanması. Ee, Ajax'ın oynadığı Zvola'ya baktığımız zaman da çok etkili bir futbol ortaya ortaya koymuyor. Ajax da zaten Şampiyonlar Ligi'nde elendi. Avrupa'ya 3. olaraktan Avrupa'ya devam edecek. Ben Ajax'ın kendi evinde oynadığı son maç harç. Diğer maçlara baktığımız zaman da ilk, ilk, yarıdan olsun, ikinci yarı olsun golleri buluyor. 5 tane de gol atıyor son 3 maçında. Baktığınız zaman 5-5-5 çekmiş hepsini. Ben bu karşılaşmada Ajax'ın 1 0 gibi bir oranı var. Oran yükseltmek açısından direkt ilk yarı 1 verdim. Bir ara aynı şekilde vermiştim Ajax'ın ilk yarı 1. 1 gibi oranı var. Bence oran riski muhtemelen gelecektir. Ajax ilk yarıdan gol atmayı seven bir takım. Hızlı oynayan ilk yarıdan fişi çeken bir takım. O yüzden ilk yarı 1-1-35 denenir şeklinde düşünüyorum. Sakat cezalı olarak da sakat cezalı bir deplasmanda defans oyuncusundan e, ilk 11 defans oyuncusunda cezalı durumda Thomas Lam. Onun dışında bir sakat cezalı gözükmüyor. Ajax'ın yerden ben galip gelmesini bekliyorum. 1.35 gibi orandan deneyebilirsiniz. O kuponu göstermek gerekirse 2.65'lik bir oranı var. 45 TL ben 45 misli oynadım. Aynı şey 4. maç sonu bir zor da olsa kazanacağını bekliyorum. Bizim takımımız eş hatında aynı şekilde 2.5 üst biteceğini düşünüyorum. Bu hafta patlatırsa artık ben haftaya bir daha bu takıma bahis almam arkadaşlar. Ajax maçında ilk kere 1 olmasını düşünüyorum. Kendi ekleyeceğiniz maçlarla ilgili e, maçlarla oranı yükseltebilirsiniz. Video like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verebilirsiniz. Maçlar hakkında kendi yorum ve görüşlerinizi de yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.